Sayın şahitler, duydunuz Dila Hanım'la Suat Bey'in birbirlerini kabul ettiklerini. Siz de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Siz? Evet. Dur ya. Allah'ın işine bak. Koskoca Rıza Selamoğlu'nun dağlara taşlara sığdıramadığı sevdiği Dila Hanım şu aşağıdaki evleniyor. Kadere bak. Öldüreceksen öldür. Öldür lan. Öldür. Öldür. Yok Rıza Bey. Öyle hemen ölmek yok. Önce dünyalar gibi sevdiğin, uğruna ölümü göze aldığın, hasretini çektiğin, sevdiceğin Dila Hanım'ın seni nasıl aldattığını, nasıl kandırdığını bil istiyorum, duy istiyorum. Zamanımız çok nasıl olsa ha? Ver. Öldür. Ben de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. İşte ben buna mutlu son derim. Dila ile Suat evlenir. The end. Gelelim bize. Rıza Bey kusuruma bakma ama şimdi seni öldüreceğim. Var mı söyleyeceğim bir şey? Öldür Azar. Öldüreceğim. Öldür. Hadi! Çek lan tepi! Ulan öldür! Rıza Bey! Öldür lan! Rıza Bey! Öldür lan hadi öldür! Çek lan! Rıza! Azar! Azar yapma! Azar bırak o silahı! Azar yapma! Yapma! Gelme Dila! Ben gelmeyeyim bak sıkarım lan! Hadi Azar ne duruyorsun? Sıksana oğlum hadi. Vur lan! Azar! Yenge çekil benim karşımdan. İndir o silahı, saçmalama. Yenge ne indiriyorum Allah'ını seversen ya. Ben şuraya gelmeseydim bu adam seninle müstakbel kocamla öldürmüştü be. Hayatınızı kurtardım sizin, hayatınızı. Hadi Azer ya, hadi ya vur şunu artık be. Delirdin mi sen ya? Durduk yere katil olup hapse mi girecek? Girsin de hepimiz toptan kurtulalım inşallah. Canım ha, kurban olayım bir şey yap. Azer abi öldürecek. Canip, Canip. Sizin canınıza karşılık Rıza Selamoğlu'nun canı artık. Saçmalamayı bırak. Hemen indir o silahı. Yenge, çekil karşımdan. Sana indir dedim. Yenge çekil. O paçavrayı nasıl giydin sen üstüme? Hem de o herif için. Senin hiç mi onurun yok? Hiç mi gururun yok? Hı? Yenge, Allah'ını seversen çekil. Ben bu adamı bu gece geberteceğim. Ya sen bu kadar insanın içinde bu adamı nasıl gebertiyorsun? Gebertip nereye kaçacağını zannediyorsun ya? Sen bile bu kadar aptal, bu kadar gözü dönmüş olamazsın Azer. Çabuk indir o silahı. Ağam. Canan haklı. İndir. Sana bir şey diyeyim mi Rıza Selamoğlu? Bak burada hant veriyorum, sana yemin ediyorum. Öleceksin. Hem de çok yakında öleceksin. Bak gör. Ağam. Ağam. Rıza, daha fazla kişiyi görmeden hemen cezaevine götürmem lazım seni. Bak çiftlikler konuşması hepsi seni tanır, seni sayar sever. Ama cezaevindekiler ne deriz bilmiyorum. Ben şimdi arabayı hazırlatacağım. Sen lütfen daha fazla kişiye görmeden burada beni bekle, anladın mı? Bekle. Hatırlıyor musun? Sana silahımı vermiştim. Sen de ateş ettin, vurdun beni. Keşke o gün orada ölseydim. Bütün bunları göreceğimi. Keşke.
Bana bunu yapmayacaktın Dila. Her ne için yaptıysan bana bunu yapmayacaktın. Şimdi götüreceğim Rıza'yı. Sen de git konuş şu Suat'la. Çenesini kapalı tutsun. Yoksa Rıza'nın başı büyük belada. Canan bir şey yap, kurtar onu ne olur. Tamam, merak etme. Ben halledeceğim, tamam mı? Tamam. Hadi git. Ceza alacaklar amca. Hayır, almayacak. Almaması için ne gerekiyorsa yapacaksın. Buna benim bile gücüm yetmez. Manyak hapisten kaçmış, ben ne yapayım? Yettirteceksin o zaman. Bana bak Suat. Bu nikah neden yapıldı unutma sakın. Söz verdin, sözünü tutacaksın. Ceza almaması için ne gerekiyorsa yap. Gidip Canan'a yardım edeceksin. Dila, artık ağzından Rıza ismini duymak istemiyorum. Bugünden sonra sen sadece Suat Özdoğan'ın karısısın. Ona göre davran, ona göre konuş. O adam yüzünden buradasın, unutma bunu. Ceza almayacak Rıza. Son sözüm bu. Eğer alırsa nikahı anında iptal ederim. Rıza, sen akıllı, doğru düzgün, aklı başında bir adamsın. Bu yaptıkların sana yakışıyor mu hiç? Sen eli silahlı katil misin? Kanun kaçağı mısın sen, ne yapıyorsun? Ne oluyorsa olsun. Artık umurumda değil. Ya ne oluyorsa olsun ne demek Rıza, bana bak. Senin bir ailen var. Bir kızın var, kızın. Canan, kızım olmasaydı zaten şu anda karşında duruyor olmazdım. Ben arabayı hazırlattım. Daha fazla kişiyi görmeden seni hemen cezaevine götüreceğim. Ama jandarmaya, cezaevindekilere nasıl bir açıklama yapacağız bilmiyorum. Sadece şimdi gidiyoruz. Hadi. Dila'nın yanında kal. Ben Rıza'yı bırakıp geleceğim. Hayır, ben götüreceğim. Canan, bana güven. Rıza'yı bırakıp geleceğim. Bak, seni onunla yalnız bırakmayacağım. Geliyorsan sen de gel, üçümüz gidelim, tamam mı? Bu gece bir vukuat daha kaldıracak halimiz yok. Geliyorsan gel, gelmiyorsan çekil. Tamam, dur, dur. Dur bir dakika, dur. Alo. Müdür bey. Savcı Suat ben. Size dediğim yere gelin. Rıza'yı bırakmaya geliyoruz. Müdür bey, soru sormayın. Nasıl bıraktıysanız gelip alın şimdi. Sen yaptın değil mi? Ha? Bütün bunları sen planladın. Tek derdin Rıza'yı Azer'e vurdurtmaktı değil mi? Pislik. Yılansın sen. Yılan.
üzüyorsun kendini. Hem sen bunlarla niye uğraşıyorsun? Hatice gelir hepsini asar. Bir iş yaptığım yok zaten. Yapıyorum işte. Sana yardım edeyim. O elindeki nazar almıştı bana. Araya karışmış herhalde. Bunu mu aldı? Hı, zevksiz pislik. Zaten o ne alabilir başka? Hanımam, hanımam telefon. Çok acil diyorlar. Alo. Ne? Ne yangını? Kurtarabildiğiniz her şeyi kurtarın. Duydun mu beni? Kendinize dikkat edin ama her şeyi kurtarmaya bakın. Tamam. Ne yangını? Neresi yanıyor? Depoyu yakmışlar. Ne? Kim yapmış bunu? Kim yapmış? Eğer bunu Azer yapmadıysa bana da Melike demesinler. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık adilim. Yeter. 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 Allah kahretsin seni. Yeter. Bu yaptıkların hesabını vereceksin. Duydun mu beni? Hayatını mahvedeceğim seni. Ben gelmeseydim herif sizi gebertecekti. Sen ölmeye bu kadar meraklı mısın kadın, ha? Gerçi sana bir şey diyeyim, hiç de fena olmazdı ha. Mal mülk de bana kalırdı ama benim kafam mala mülke basmıyor işte, basmıyor. Var gibi kurtardım sizi. Sana bir şey diyeceğim sana. Seni şimdi burada gebersem ne güzel olmaz mı? Hem düğündeyiz. Havaya ateş açarken kaza kurşunuyla geberdi deriz. Akacak kan damarda durmuyor deriz Dila Hanım, ha? Ne dersin? Hı? İşte şu silahı. Fatma'nın avukatı oldum, boşayacağım sizi. Duydun mu beni? Hayatını karartacağım. Sonra da bu hayattaki varını yoğunu, her şeyini elinden alacağım. Bu çiftliği de tek başına ortada bırakacağım. Daha önce de yaptım. Bu sefer acımayacağım. Oo, desene o zaman şenlik var, ha? Bakalım en son kahkahayı kim atacak? O zaman hodri meydan, Dila Hanım. Hayırdır Melike? Haydar, bütün depolarımız yanmış. Her şey, her şey gitmiş. Ne diyorsun sen ya? Yangını söndürebilmişler mi? Ölü yaralı falan bir şey var mı? Bilmiyorum ama adamlar Rıza Bey de yok. Buraları kim toplayacak diyorlar. Dur bakalım, dur Melike, dur. Sakin ol. Ben şimdi hemen gider bakarım, merak etme. Sağ ol Haydar. Sağ ol. Allah'ım, sınadığın yetmedi mi ya Rabbim? Neyin bedeli bu? Hala Haydar'dan medet umup onu mu arıyorsun anne? Başımızda türlü felaket dolaşırken sen neyin hesabındasın ha? Ben karışmayayım, karışmayayım diyorum ama sen bizim başka adamımız yok da mı sürekli gidip Haydar'ı arıyorsun? Vardı da ne oldu ha? Bak her şeyimiz kül oldu. Sıfır olduk ya. Bana bak, karışmayayım diyorsun ya, karışma. Benim işlerime artık karışma. Ben tek başına yönettim bu evi yıllarca. Hiç başıma böyle felaketler gelmedi. Ne zamanki sen ve abim büyüdünüz, palazlandınız, her türlü rezillik, her türlü felaketi yaşattınız bana. Hele sen. Bu aileye hiçbir zaman sırtını dönmeyen en sadık adamımızı kapının önüne koydurdun. Kime sadıktı o adam? Hı? Bize mi sadıktı? Yoksa sana mı sadıktı? Ya sen çok nankörsün ha. Vallahi çok nankörsün. Haydar size kul köle oldu. Sen ne yaptın? Adamcağızı bu kadar yıl sonra kovdurdun. Değil mi? Yetmedi. Can düşmanımızın... Bu eve geldin.
Ama artık bitti. Bana bak. Anladın mı? Bitti. Bu evde ben ne istersem o olacak. İşine gelen kalır, gelmeyen aha kapı. Anladın mı? Herkes beni dinlesin lütfen. Az önce hep beraber hoş olmayan hadiseler yaşadık. Gönül isterdi ki böyle şeyler olmasın. Mutlu bir düğüne tanıklık edin ama maalesef olmadı. Sizleri uyarmama hiç gerek yok çünkü hepiniz ailedensiniz. Bu gece burada olanlar burada kalsın lütfen. Umarım beni anlamışsınızdır. Biz bir şey görmedik. Merak etmeyin. Çiftliğimde iki insanın mutluluğuna şahit oldunuz. Başka da hiçbir şey olmadı. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Duydunuz hanımamın dediklerini. Kimse ne bir şey gördü, ne bir şey işitti. Bir münasebetsizliktir, oldu gitti işte. Hadi iyi geceler, iyi geceler. İyi geceler. Konuşmayacaklarmış. Nasıl konuşmasınlar? Çiftlik çiftlik olalı böyle temaşa görmedi. Bunlar bunu 100 yıl konuşurlar. 100 yıl. Sen hanımamı duymadın mı? Konuşulmayacak dediyse konuşulmayacak. Sen ilk kahya olarak konuşuyorsun. Onlar ne yapsın? Kendi anasına da konuşmayın demedi ya. İlkokul mu burası be? Aman. Hanım ağasının kontes buyruğu. Maşallah her şeyi ayarlamışsın. Her şeyi ayarlasaydım şimdi yaşıyor olmazdın sen. Hala kaba da yurt peşindesin ha? Benim de planlarım var, beklesen. Öldüreceğim seni. Baksa. Pis sesin artık. Öldüreceğim seni, göreceksin. Ben anladım seni ya. Bir taşla kaç kuş vuracaktın değil mi? Azer'den de Rıza'dan da kurtulacaktın ama olmadı. Aslında senin 2 dakika bile o makamda tutulmaman lazım mı? Neyse. Ben onu bu dünyadan göndereceğim canım. Bırak makamı. Dünyadan göndereceğim. Her şeyin zamanı var. Anne. Aşkım benim. Güzel oğlum. Ne oldu anne? Gel. Gel bak bu gece neler oldu ben sana bir anlatayım. Oh bala. Canım. Ah senin bu ananda bir lokma şansı olaydı. Bu gece hem Dila'dan hem de Azer'den kurtulurdu.
Rıza Dila'yı vuracaktı. Azer de Rıza'yı. Sonra doğuracağım Aksa. Böylece çiftlik bize kalacaktı. Ben hanım ağa olarak ortaya çıkacaktım. Sen de Seyit Barazoğlu'nun biricik torunu olarak. İyi akşamlar müdür bey. Zahmet verdik size de akşam akşam. Hemen gidelim bir aksilik çıkmasın. Tabii tabii. Hadi geç bakalım Rıza efendi. Müdür beyin bu iyiliğini de unutma. Seni hem düğüne getirmek hem de geri götürmek için zahmete girdi adam. Sağ ol canım. Rıza! Ne yapıyorsun? Rıza! 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 Bak bu yaptığının bedelini ödeteceğim sana. Sakın unutma tamam mı? Sakın. Canan sen adalet savaşçısı mısın ha? Daha demin çiftlikte adamı kurtarmanın yolunu arıyordun. Buldum işte ben. Canan! Canan aç şu kapıyı! Şoförüm değilim ben senin. Taksiye bin gel. Canan! Canan! Öldüreceğim lan seni! Öldüreceğim lan! Rıza, durumumu anla. Savcı ailemle, işimle tehdit etti beni. Yapmak zorundaydım. Biraz şerefin varsa daha fazla konuşma Hasan. Öyle söyleme Rıza. Bana düşman olma lütfen. Ailemi, kendimi korumak zorundaydım. İnsan kendini, ailesini korumak için dostunu ateşe atmaz. O yüzden sus. Ben senin çocuğunu kurtardım. Seni ateşe attım mı? Atmam. Gece Selamoğlu Holding'e ait depolarda büyük çaplı yangın çıktı. Yangında büyük miktarda maddi hasar oluşurken alevler güçlükle söndürülebildi. Bütün depolarda aynı anda gerçekleşen yangında polis kundaklamadan sorumluyor. Olayda can kaybı yaşanmadı. Senin bundan haberin var mı? Sen yerinde otururken biz çalışıyorduk kızım. Sayende artık kurtuluyoruz. Az kaldı. Haydar, durum nedir? Hiç sorma Melike. Üç defa birden yanmış. Yani itfaiye elinden gelen her şeyi yaptı ama nafile. Cayır cayır yakmışlar o depoları. Hasar belli mi? Çok mu? Benim tahminim en az 2 milyonluk mal telef olmuş. Sadece onunla da kalmadı. O ilaç makineleri, yem kırma makineleri hepsi harap olmuş vaziyette. Yapanlar belli mi? Polis bir şey söyledi mi? Araştırıyoruz diyorlar. Gerçi biz de araştırıyoruz ama. Bakalım. Kim yaptı çok iyi biliyorsun da ama söyleyemiyorsun. Resmen ekmeğimize saldırmışlar. Açık seçik bize savaş ilan ettiler. Delireceğim Haydar. Delireceğim. Anne. Sen biraz soluklan. Haydar. Ne yapacağız? Siz tasalanmayın Melike Hanım. Zaten makineler sigortalı. Ama onca mal, onca ürün nasıl yerine getirilir, yetiştirilir onu ben de bilmiyorum. Biliyorsunuz hepsi de önceden parası ödenmiş mallardı. Neyse ben şimdi gidiyorum. Gerekirse yarın yine gelirim. Sağ ol Haydar. Sen olmasan ne yapardık acaba? İyi geceler. Hmm.
oldu karıcığım? Korkuttun mu seni? Bir dahaki sefer hiç olmazsa nezaketen kapıyı çal. Olur mu? Doğru, haklısın. Kabalık ettim, özür dilerim. Dur, en iyisi baştan alalım. Tak tak tak. Benim bu hayatta en çok sevdiğim, uğruna her şeyimi vereceğim, deliler gibi aşık olduğum Dilam orada mı acaba? Zevzekliği bırak. Teslim ettiniz mi Rıza'yı? Bir sorun oldu mu? Merak etme. Rıza'nın cezaevinden kaçtığını kimse bilmeyecek. Ceza falan da almayacak. Canan da oradaydı. İnanmazsan ona sor. Anlayacağım. Şimdi sözünü tutma sırası sende. Çeki! Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Ne demek kendine gel? Biz evlendik Dila. Ne yapacağımızı sanıyordun, ha? Senin yerin burası, duydun mu? Burada yatacaksın. O aklından geçeni rüyanda bile göremezsin sen. Bir dakika, bir dakika. Sen gerçekten benim bu divanda yatacağımı, sana dokunmayacağımı falan mı sandın, ha? Biz niye evlendik o zaman Dila? Hem milletin ağzına sakız mı olalım? Beraber uyumuyorlar. Bunlar nasıl karı koca mı dedirtelim insanlara? Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olamaz. Gel buraya. Çekil. Gel buraya. Çekil. Gel buraya. Çekil! Bir daha bana dokunursan kendimi öldürürüm. Bir dakika düşünmem, öldürürüm kendimi, duydun mu? Senin yerin orası. Ben ömrümün sonuna kadar bu çilenin bitmesini bekleyeceğim. Hiçbir zaman senin olmayacağım. Hiçbir zaman. Bunu o aklına yaz. Rahat edemem diyorsan da gider misafir odasında yatarsın. Tamam. Sana şimdilik kısa bir süre izin veriyorum. Ama beni er ya da geç bu yatağa alacaksın. Anlıyor musun? Beni bu yatağa alacaksın. Sen de bunu aklına yaz. İlk geceden kavga etmeyelim karıcığım. Şimdilik sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Nasıl olsa zamanla buna sen de alışacaksın. İyi geceler karıcığım. Tatlı rüyalar. Rüyanda beni gör. Geçmiş şey olsun bey, korkuttun bizi. Nasıl vaziyet? Geç otur. Gittin mi düğüne? Gittim Kemal. Gitmez olaydım, gittim. İkisinin de canını almaya gittim oraya. İki mermiye değişecektim. İkisinin de hayatı. Sonra Dila'yı gördüm. O şerefsizle yan yana. Nikah masasında gelinliğiyle. Bir anda dondum kaldım. İçimdeki öfke de yok oldu.
Öyle kanım çekil. Vicdan susar susar da en doğru zamanda dile gelir. Biliyor musun Kemal? Dila'yı gelinlikle o kadar çok hayal etmiştim ki. Hayatımın kadının, hayatımın aşkının. Terli duvaklı bana gelişini. Ama gittim o savcı şerefsiziyle gördüm. Üzerinde o gelinlikle. Bir yanım çek geberdi gitsinle de. Öbür yanımda ne öfke kaldı, ne kim. Anamı düşündüm, kardeşimi, kızımı. Elime bakan yüzlerce köylüyü, fakiri, fukarayı, marabayı. Yapamadım, dondum kaldım. Yapamadım. Sen sevdiğine kıyabilecek bir insan değilsin Rıza. Bir delilik yapmandan korktum ama değer mi hiç? Sana kıymet vermeyen biri için katil olmaya değer mi? Hayatını feda etmeye değer mi? Değmezmiş. Her ne olursa olsun oturmayacaktı o masaya. Giymeyecekti o geleneği. Değmezmiş. Değmezmiş. Bütün bu yaşadıklarım bir kabus olsa şimdi bir anda uyansan her şey değişse ya. Ya Rabbim ne yazık ki gerçek. Ne yazık ki gerçek. İçim ağrıyor. Kalbim sıkışıyor, nefes alamıyorum. Çok kötü. Çok kötü. Ne bakıyorsun lan iblis? Hiç. Nasıl olsa Rıza hapisten çıkar çıkmaz ilk işi seni vurmak olacak. Sen de yok olup gideceksin. O zaman seni çok özleyeceğim de Azer. Şimdiden yüzüne uzun uzun bakıyorum da hafızama kazıyorum. Git oyna sultanım. Zamanın varken Rıza'yı vuracaksın Azer. Cık, hata ettin. Artık yarı ölü sayılırsın. Allah taksiratını affetsin. Tövbe Alo. Melis. Nasılsın canım? Uyumuyordun değil mi? Yok, uyumuyordum. Ödevlerim vardı, anca bitti. Yanında olsaydım beraber yapardık şimdi. İşte sen olmayınca uzadı biraz. Melis, yarın okula gideceksin değil mi? Evet. Seni görmeye gelebilir miyim? Hı hı. Anlamadım. Geleyim mi? İsterim, gel tabii. Tamam. Hemen yarın olsun o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz canım benim. Nereye gidiyorsun? Bu gece ikimiz de bu odada kalacağız. Daha ilk gecelerinden kadın ayrı, adam ayrı uyudu dedirtmem. Su içmeye gidiyorum. Sana onun da mı hesabını vereceğim ben? Ben sana su getiririm sultanım. Sen geç yat. Vazgeçtim. İçmeyeceğim, sen yat. Thank you.
Musa, bir ses duydun mu? Yok, duymadım. Ses geliyor kulübeden ya. Arkadaşlar koşun, içeride bağlı birisi var. Kim yaptı sana? Dayı. Efendim? Dayı, su kurbanın olayım. İsa, su getir İsa. Çabuk çabuk çabuk. Allah'ınız aşkına su. Yavaş. Ayaklanın şurada, ayaklanın. Çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar oraya şurada. Yavaş yavaş. Kalkın. Suyu ver. Dayı polis. Tamam arayacağız. Ararız hemen. Çabuk polis. Tamam ararız. Yavaş. Yavaş, kurban olayım, her yerim ağrıyor. Günaydın. Dila. Acının en uzun yazılmış hali. Biliyor musun? Eskiden sana hep böyle şiirler yazardım. Gizli gizli. Ama hiçbirini saklamadım. Evlendiğini öğrenince hepsini yırtım attım. O zamanlar bir hayaldi benim için. Seni uyurken böyle izlemek. Ama şimdi... Kendine gel. Ne yapıyorsun sen? Ben zaten kendimdeyim. Karıcığım, hadi hazırlan da kahvaltı yenelim. Sen git, ben hazırlanıp gelirim. Durup izleyeyim mi? Şaka şaka. Aa, biz bu balayını ne yapacağız? Eğer gitmezsek dedikodu alır başını yürür. Sen ne zaman gitmek istersin söyle de ona göre iznimi ayarlayayım. Rıza abi çıksın. Olur. Beklerim ben. Nasıl olsa bunca yıl bekledim. Aşağıda görüşürüz. Günaydın Yasemin. Günaydın Suat Bey. Oo, bu ne güzel sofra böyle ya. Maşallah. Sağ olasınız. Günaydın. Günaydın. Başka bir emriniz var mıdır? Yok. Bravo Azer. Vallahi bravo. Biz her şeyi ayarladık. Adam delirmiş şekilde elinde silahla buraya kadar geldi. Sen ne yaptın? Bir kurşun bile sıkamadın. Bravo. Sen ne konuşuyorsun kardeşim bana ya ha? Ben herife tam sıkacağım. Herif ciyak ciyak bağırdı be. Oturmaz mısın? Ben bir isteğiniz olur. Hadi Yasemin, hadi. Hadi. Niye bağırdı sence? Ha? Sevdiği kadınla evlendiğinden olmasın? Ondan sonra herkes duydu zaten. Başta da Dila. Dila görünceye kadar sıksaydın o zaman. Kimse duymadan gümbürtüye getirseydin bir şey olmazdı. Biz niye ayarladık oğlum bu kadar işi? Ya Suat, çok konuşuyorsun sen ha. Vallahi bak, kahvaltını etsene. Bak bunları her yerde bulamazsın. Ye. Siz yangın olduğu esnada neredeydiniz? Kızımla birlikte evdeydik. Telefon edip söylediler. Çalışanlarınızdan şüpheleniyor musunuz? Onlardan biri yapmış olabilir mi? Böyle bir şeyi düşünebilene acırım sadece evladım. Biz yanımızda namert çalıştırmayız. Peki
Sizin şüphelendiğiniz biri var mı? Bunu yapabilecek biri, bir düşmanınız, intikam almak isteyen biri. Var. Var tabii. Kızımın pislik kocası Azer. Azer Barazoğlu. Yapsa yapsa o yapmıştır. Peki sizi hiç tehdit etti mi? Bununla ilgili bir herhangi bir deliliniz var mı? Böyle bir şeye gerek yok ki. Daha önce de oğlumun aleyhine şahitlik yaptı. Yalancı şahitlik. Bunu da o yapmıştır. Ama siz burada böyle vakit kaybediyorsunuz. O dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Eğer onunla ilgili bir delil bulursak ifade vermesi için çağıracağız. Siz endişelenmeyin. Bunu her kim yaptıysa er geç bulunacak. İnşallah. İnşallah. Fatmacığım. Dila. Nasılsın? Kendi cenazemden çıkmış gibiyim. Neler oldu bir bilsen. Ne oldu? Boş ver şimdi. Seni de üzmeyeyim bunlarla. Anladım. Zaten bizim başımıza öyle bir iş geldi ki ben düğünü bile unutmuşum. Ne oldu, bir şey mi var? Fatma? Şirketteki depolar yandı. Birileri gelip ne kadar malımız, ne kadar mahsulümüz varsa yakmışlar. Mahvolduk. Tonla zararımız var. Kim cesaret eder ki böyle bir şeye? Ya bir şey öğrendiniz mi? Kim yapmış? Annem Azer'den şüpheleniyor. Şimdi aşağıda ifade veriyor. Sen bir şey fark ettin mi? Hiç dikkatini çeken bir şey oldu mu? Bir şey sezdin mi? Onun için aradım seni. Azer bu. Ne halt yediği belli olur mu onun için? Ama bütün gece düğündeydi. Bir ara ortadan kayboldu ama... Belki birine yaptırmıştır. Onun bu işle bir ilgisini yakalarsak hepimiz kurtuluruz. Ben bir şey öğrenirsem gerekeni yaparım, sen hiç merak etme. Fatma, senin sesin hiç iyi gelmiyor. İyi misin? Ağrım var sabahtan beri. Bir türlü geçmedi. Sabah hafifti ama şimdi biraz arttı. Canım, bak bu dönemdeki ağrılar hafife alınmaz. Annene söyle seni doktora götürsün. Tamam mı, şakası olmaz. Tamam. Azer meselesini unutma, tamam mı? Sen hiç merak etme. Onu bana bırak. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın hanıma. Günaydın hanımam. Ben yeni evli çiftimizi kahvaltıda baş başa bırakayım isterim. Gelin güveyi rahat rahat kahvaltı edin. Ha, bu arada size bir sürprizim var. Düğün hediyesi olarak takdim ediyorum. Çiftliğe çekmiş olduğum sınır çizgisini bugünden itibaren kaldırıyorum. Artık herkes rahat rahat girip çıkabilir. Haberiniz olsun. Yasemin, hanım ağanın kuyruğu olarak dolanmaya devam edebilirsin kızım. Hayriye, sen de kocanı görebilin. Anladın? Sağ ol abi, sayende. Estağfurullah. Afiyet olsun. Azer. Hah. Dün gece Selamoğlu depolarında büyük bir yangın çıkmış. Haberin var mıydı? Vah vah vah. Ne demişler? Allah görünen görünmeyen kazalardan saklasın. Da! Bunun benimle ne ilgisi var? Bunun Melike Carleone cadısı düşünecek, ben değil. Sen benim neyi sorduğumu gayet iyi anladın. Bana doğru dürüst cevap ver. Dila Hanım, sen dahil herkes benim dün gece nerede olduğumu gayet iyi biliyor. Hem yapanın da ellerine sağlık. Elleri dert görmesin. Selamoğlu değil mi bunlar? Daha beter olsunlar inşallah. Ben buralardayım. Ya biz de duyduk hanıma. Büyük zayi varmış, ırgatlar dediler. Ya neler olup bitmiş de bizim kulağımıza gelmemiş değil mi Aliye? Canım, dün gece çok yorulduk zaten. İstersen Selamoğlu'nun derdine düşmeyelim de güzel güzel kahvaltı edelim ha. Ya ne geceydi ama değil mi? Rıza Bey'iydi, Azer Bey'di. O konu hakkında söylediklerimi unutmadın inşallah. Hiç unutur muyuz? Hanımam, herkesle konuştuk tek tek hatta. İnsanlar ilk gecelerinde bir nefes alsınlar, hadi bakalım dedik. Hiçbir şey söylemek yok dedik.
İlk gecenizde sizi inşallah rahat ettirebildik savcı beyim. Ya vallahi o kadar yorulmuşuz ki. Başımızı yastığa koyar koymaz uyuverdik. Değil mi canım? Haliye tamam. Bir yastıkta kocayın o zaman, afiyet olsun. Of of. Hoş geldin Haydar. Hoş bulduk Melike, hoş bulduk. Var mı bir haber? Yok, ne olsun. Polisler geldi, ifade verdim. Buralarda böyle oyalanıyorlar, böyle saçma sapan şeylerle. Dışarıda dolaşıyor adam, rahat rahat. Ya dur bakalım, ya nereden çıkarıyorsun? Melike'm, bak biraz sakin ol, ha? Bu az buz bir iş değil yani. Öyle tahminen iş görülmez. Yani hiçbir şey belli değil. Ya ne kadar meraklısınız bu pisliği korumaya. Hepiniz birden, hakikaten çok merak ediyorum. Sen bir şey öğrenebildin mi? Yok canım, ne öğreneceğim. Neredeyse şirketteki herkes sorguya çektim. Ne bir şey bilen var, ne bir şey gören var. Anne! Ben bir bakayım şuna. Anne! Fatma, kızım! Anne, anne çok kötüyüm. Çok kötüyüm, yalvarırım beni doktora götür. Allah'ım, günaha sokma bizi. Kendiliğinden hallet yarabbim. Ay, anne Allah aşkına, Allah aşkına. Ay, çok kötü. Karnıma bıçaklar saplanıyor böyle. Anne, anne bebeğime bir şey olmayacak. Anne ne olur beni doktora götür, ne olursun anne. Görüyorsun değil mi? Allah bile bu çocuğun bu eve girmesini istemiyor. Anne ne diyorsun sen, ölüyorum ben. Hadi anne! Kim sizi bu hale getirdi? Tanıyor musunuz? Patronum. Azer. Azer Barazoğlu. Günlerce dövdü beni, dayak attı. İşkence etti. Tamam tamam, sakin olun. Şikayetçiyim, bulun onu. Tamam, bulacağız. Ah! Allah belasını versin. Şoföre söyle. Şoföre söyle. Yalvarırım sana, ölüyorum anne. Duymuyor musun beni? Şoföre söyle. Ne oluyor? Yok bir şey. Sen karışma. Nasıl bir şey yok ya? Ölüyor çocukcağız. Haydar usta. Fatma. Haydar usta. Hiç öyle bakma. Hastaneye gidiyoruz. Gel Fatma. Yürü Melike, yürü. Hadi. Müdür bey. Hoş geldiniz savcı hanım. Lütfen buyurun oturun. Size bir şey ikram etmeden önce sormak isterim. Bu ziyaretinizi neye borçluyum? Sorun çıkarmaya gelmedim, korkmayın. Son günlerde şehrimizin savcılarının neler yaptığını gördükten sonra korkmakta haksız mıyım savcı hanım? Ailemle, çocuğumla, işimle tehdit ettiler beni. Bundan sonra da başıma neler gelecek bilmiyorum. Başınıza hiçbir şey gelmeyecek. Merak etmeyin. Ne istiyorsunuz peki? Buraya gelmeden önce sizi biraz soruşturdum. Sicilimiz temiz. Doğru, düzgün, dürüst bir insana benziyorsunuz. Zaten aksi takdirde Rıza'nın size güvenmesi söz konusu olmazdı. Belli ki Suat da bunu kullanarak sizi köşeye sıkıştırmış, tehdit etmiş. Neler yaşadığınızı biliyorum. Nereden bileceksiniz savcı hanım? Kaç gündür cehennem azabı çekiyorum. Ömrümden ömür gitti. Biliyorum çünkü ben de aynı durumdayım. Ne diyorsunuz? Duyduğunuz gibi Suat Bey'le ilgili sıkıntımız ortak. Şimdi size teklifim şu.
Ben sizi koruyabildiğim kadar koruyayım. Siz de benimle işbirliği yapın ki bu durumu beraber çözelim. Eline sağlık Hayri. Afiyet olsun beyim. Aa, polis arabası geldi. Olayımız da hiç eksik olmuyor maşallah. Rıza Bey için mi acaba? Tövbe estağfurullah. İyi günler memur bey. Bir sorun mu var? Azer Barazoğlu'nu arıyoruz. Burada mı oturuyor? Evet. Mesele nedir? Hakkında şikayet var. Buradaysa çağırın gelsin. Hayri. Arda olacaktı. Ben hemen çağırayım. Komiserim, beni istemişsiniz. Hakkınızda şikayet var. Benimle karakola geleceksiniz. Allah Allah. Ne kusur ettik ya? Onu karakolda öğrenirsiniz. Ya tamam, ben orasını anladım da ne kusur... Ulan. Bak ben size diyorum, eğer bu Melike Selam oğlunun başının altından çıkmıyorsa var ya bunlar, ben adam değilim. Bak gör, vallahi diyorum size. Beyefendi zorluk çıkarmayın, benimle karakola gelin. Memur bey. Buyurun sayın savcım. Beyefendiyi götürme gerekçeniz nedir? Efendim, burada şoför olarak çalışan Efe Davutoğlu adlı şahıs, Azer Bey'in kendisini kaçırıp işkence ettiğini, darp ettiğini iddia etmektedir. Şikayeti ciddi. Ah lan Efe Davutoğlu, olacağım. Ya komiserim bak, o var ya, o yalan söylüyor, iftira atıyor ya, uyduruyor ya. Ya sen o kansıza mı inanacaksın, bana mı? Allah'ını seversen ya. Delil var mı? Var, amirim ifadesini alacak. Anladım. Azer, tutanak tutulmuş bir kere. Yapacak bir şey yok. Gidip ifade vereceksin. Gerekirse sonra çaresine bakarız. Ben sonra ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Buyur gidelim. Sakin, kalbine zarar vereceksin. Ya konaktan zor çıktım da. Aksi giden bir şeyler mi var? Sorma. Neler oldu bir bilsen. Geç otur, anlat o zaman. Kız Hayriye, ne olmuş? Polisler Azer'i niye götürdü? Aman neler oldu neler. Kaç gündür Efe yok diye ortalarda. Ee? Meğer bu Azer kaçırmış da kulübeye kapatmış. Ne diyorsun ya? Ya. Ee? Eyesi bunca zamandır çocuğu aç susuz bırakmış, işkence etmiş. Ben anladıydım bir işler çevirdiğini de çözemediydim. Sorunca da hemen tersliyordu deli manyağı. Bak sonradan çıkıverdi her şey ortaya. E peki ne yapmış ki Efe bunu? Orası meçhul, kimse bilmiyor ama ne yapacak be? Sapıttı iyicene manyak. E peki şimdi Efe nerede? Hastaneye götürmüşler mi? He ya, hastaneye götürmüşler çocuğu. Şey Hayriye, ya benim unuttum ben sana demeyi. Bir iki saat böyle dışarı çıkacaktım ben. Acık bebeğin yanında durur musun ha? Ama sen de iyice alıştın artık ha. Otur oturduğun yerde. Kız bir saatliğine gidip geleceğim diyorum ya. Azer nasıl olsa yok. Dilade sen kendi derdine düştü. Hadi be, acık duruver yanında be ben. Ama bak, vaktinde geleceksin ha. Tamam tamam söz. Haydi hoşça kal. Evet, suçlamalar bunlar. Şimdi saygıdeğer komiserim, Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Koskoca Seyit Barazoğlu'nun evladıyım ben. Şu sıfata bir baksana, şu sıfata bir.
Ben böyle bir şey yapacak birine benziyor muyum komiserim ha? Bilmiyorum. Yani adam öyle söylemiyor. Azer Bey yaptı diyor. Şimdi saygıdeğer komiserim, biz bu arkadaşımızı yakın zamanda işten çıkardık, anlatabiliyor muyum? Tabii o da kızmıştır, sinirlenmiştir. Böyle bir şey söylemiştir, o da yanlış yapmıştır. Olur böyle şeyler, normal yani. Bunları olay yerinde bulduk. Senin mi? Benim. De ben bunları kaybetmiştim komiserim yani. Tabii ya. Komiserim ben bunu kaybettim ya. Bakın bence bu şerefsiz bunu çaldı. Ondan sonra da olayı benim üzerime yüklemek için bunu size getirdi. Kumpas yani, anlatabiliyor muyum? Yemin ederim bana kumpas kuruldu. Asıl ben ondan şikayetçiyim komiserim, vallahi bak. Tamam Azer Bey, artık derdini savcılığa anlatırsın. Savcılık? Komiserim küçük bir yerdeyiz, birbirimizi tanıyoruz. Savcıyı da adliyeyi de şimdi hiç gerek yok. Benim bir sürü işim gücüm var, uğraştığım bir sürü şey var. Bu şoför parçasıyla mı uğraşacağım? Kardeşim ben işim gücüm yok. Nerede olduğunuzu unutmayın Azer Bey. Ben ifadenizi aldım. Sorgunuzu savcılık yapacak. Allah Allah. Efe kardeşimiz de sevdiğimiz güzel bir kardeşimiz halbuki. Çocuğum senin hayatın. Vallahi bu sizin çiftlik de bizim hacı servis gibi. Olaylar hiç bitmiyor. Kimseye anlatmayacaksın değil mi? Aa, aşk olsun ya. Bana bu kadar mı güveniyorsun? Yok, çok güvendim de. Yani hanımam kimseye söylemeyin dedi. Ben de söz verdim. Çok üzülüyor biliyorum. Tamam ya. Düğünden konuşmayalım artık. Zaten kısacık görüşebiliyoruz. Yetmiyor mu sana? Yetmiyor. Özlüyorum ben seni. Hem rüyalarıma bile giriyorsun. Bak ne diyeceğim. Böyle ayaküstü 10-15 dakika görüşmek liseyle aşıklar gibi. Azaptan başka bir şey değil. Bir gün bana gelsen diyorum. Sana ellerimle yemek hazırlasam. Ne dersin? Ben. Bekar bir adamın evine. Yok. Ne olacak ki? Hem ne kadar güzel yemek yaptığımı görsen şaşırırsın. Yok yok, olmaz. Neden? Bana güvenmiyor musun? Yok. Güvenliyim de. Yani sonuçta aramızda resmi bir şey yok. Yani bu durum yanlış anlaşılabilir. Israr etmek gibi olmasın ama gelirsen beni çok mutlu edersin. Ne diyorsun? Tamam. Bakarız. Alo? Evet. Tamam, hemen geliyorum. Benim acilen hastaneye gitmem gerekiyormuş. Tabii tabii, sen işinden geri kalma. Haberleşelim ama, tamam mı? Sözünü de unutma. Unutmam. Neydi o halin öyle Allah aşkına? Ya kızcağız kıvranıp duruyorsan öyle duruyorsun. Ya Melike, ya Fatma'ya bir şey olsaydı ha? Ya da torununa bir şey olsaydı. Ya torunu torun deyip durma şuna. O psikopatın çocuğu benim torunum olamaz. Ya adam bizim ocağımıza incir ağacı dikti. Biz onun çocuğunu doğurtmak için... Tövbe tövbe yarabbim. Melike. Melike Hanım, şimdilik korkulacak bir şey yok. Kızınız iyi. Bebeğin durumunu da kontrol ettik. Gayet iyi durumda. Ama riskli bir hamilelik geçirecek. Çok dikkat etmeli. İyi beslenmeli ve bol bol dinlenmeli. Hepimiz biraz dikkat edeceğiz. Görebilir miyim kızım? Tabii, istirahat ediyor. Buyurun geçin. Teşekkür ederiz. Çık dışarı. Seni görmek istemiyorum. Çık dışarı. Hiçbir yere gitmiyorum. Burası rezillik yapacak yer değil. Ölsem sevinecek miydin? Karşımda dikilip nasıl öldüğümü mü izleyecektin? Saçmalama. Seni öyle görünce elim ayağım birbirine karıştı, o kadar. Yalan söylüyorsun. Kılını bile kıpırdatmadın. Allah o çocuğu istemiyor dedim.
Ben istemiyorum. Ben o psikopatın çocuğunu istemiyorum. Anladın mı? Saklamıyorum ki bunu. Ama sen benim canımsın. Sana bir şey olmasına asla müsaade etmezdim. Şimdi seni birazdan çıkaracaklar. Şoför alıp eve götürecek. Ben abine gidiyorum. Görüş saati bitmeden konuşmam lazım. Geçmiş olsun. Benim için Haydar Usta'ya teşekkür et. Kendin gördüğünde edersin. Gel. Sayın savcım, şüpheli ifadesini vermeye hazır. Sen dışarıda bekle. Tabii efendim. Sayın savcım, biliyor musunuz? Benim normalde hiç şansım yoktur. Şans işte. Azer, cıvıma. Şans zamansa alakası yok. Dosyanı ben istedim. Helal. Otur. Şimdi söyle bakalım. Karakolda ne anlattın? Ne anlatayım? İftira dedim. Bir şeylere kızmış, o yüzden böyle davranmış dedim. Ne diyeyim? Sizi gören neden oldu mu? Kimse görmedi. Zaten o da kimseye bir şey ispat edemez. Sen de bir el atarsın, ha? İddianame reddedemem. Maddi delil var. Yani kaçış yok. Mahkeme görülecek. Ama sana şöyle bir güzellik yaparım. Tutuksuz yargılanmanı sağlarım. Ama senin de mahkemeye sağlam bir mazeret bulman lazım. Sen beni şu işten bir kurtar da. Ben biliyorum sonra ne yapacağımı, çok iyi biliyorum ben ne yapacağımı. Efe? Aa, Sultan Hanım. Aa, Sultan Hanım ya. Bak, koca konaktan bir kişi bile burada yok. Ama Sultan Hanım burada. Ah canım. Ay çok geçmiş olsun Efe. Ama ben sana demedim mi? Ha? Bu adam deli, bu adam manyak. Buna inanma, güvenme diye. Ha? Dedim mi, demedim mi? Ya ne bileyim. Adam sandık. Herif psikopatın manyağın teki çıktı. Çektiğim eziyeti bir ben biliyorum. Peki sana bunları neden yapmış bir şey dedi mi? Ya Efe, adam senin ağzını, burnunu kırmış, suratını haritaya çevirmiş. Sen hala onu mu koruyorsun Allah aşkına? Pes yani. Ya yok da... Ne? Tövbe estağfurullah. Karımla yattın dedi. Beni seninle mi aldattı dedi. Adam delirmiş, kafayı yemiş ya. Tövbe aşağı, ben kadıncağıza yan gözle bile bakmamışken... zorla döve döve itiraf ettirmeye çalıştı. Pi. Artık ne kurduysa kafasında deli. Bence ucuz kurtarmışsın Efe ha. Derin bir sadakan varmış gülüm. Seni öldürebilirdi bile bu manyak. Allah çok geçmiş olsun Efe'ciğim. Eyvallah sultanım. Savcı bey. Dur, ne yapıyorsun ya? Adliyedeyiz. Tamam ya, bir teşekkür ederim dedik. Sen olmasaydın o yüzünden hapislerde çürüyecektim. Ellerin dert görmesin. Daha bir şey bitmedi Azer. Sadece tutuksuz yargılanacaksın. Hapisten yırtmış değilsin yani. Bütün deliller maalesef senin aleyhine. Git konuş Efe'yle, şikayetini geri alsın. Beraber bir hikaye uydur. Yoksa hapse girersin. Yani şu anda en son olmak isteyeceğin yere. Rıza'nın yanına. Anladın? Anladım.
oldu anne? Hı? Ben sana söylemiştim demeye mi geldin? Ah oğlum. Olanlar oldu. Keşke başımıza gelenler Dilan'a kalsa. Ne? Başka ne oldu ki? Bize savaş açtılar oğlum. Ne savaşı? Resmen bir savaşın içine soktular bizi. Önce seni buraya tıktılar. Ondan sonra da Selamoğlu soyadını, ailemizi kökünden kazımak istiyorlar. Anne ne demek istiyorsun Allah aşkına ya? Açık söyle. Ne oldu? Depomuzu yaktılar. Ne? Bütün malımız mülkümüz yandı oğlum. Milyonlarca liralık zararımız var. Bütün mallarımız heba oldu evladım. Bunu şimdi mi haber veriyorsun anne? Gece bir haber etseydin ya. Ne olacaktı haber verecektim? Senin de burada elin kolun bağlı. Ne yapacaktın ki? Polis ne diyor? Şüpheli var mı? Polis hiçbir şey söylemiyor. Azer yaptı besbelli tabii. Ama polisi, jandarması, savcısı, adliyesi hepsi ellerinde. Kendilerini öyle bir sağlam almışlar ki. Ölen var mı? Kimseye bir şey oldu mu? Yok, yok. En büyük tesellimiz o. Kimseye bir şey olmadı ama. Maddi zarar çok fazla evladım. Nasıl kalkacağız bunun altından? Kalkarız, bir şey olmaz. Sakın işçi falan çıkarmayın. Herkesin parasını da maaşını da düzenli verin. Mecburuz Rıza. Yakışmaz bize anne, olur mu öyle şey? Sen avukatı gönder bana. Ben konuşur hallederim. Bir şey olmaz. Tamam çocuğum. Üzülme yavrum. Erken gelmişsin. Derste camdan izledim seni. Sen çağırırsın da ben gelmez miyim? Koşa koşa geldim. Bir kere öpeyim mi seni? Olur. Of canım kızım benim. Çiftliğe gelsene bir gün. Hem istersen kalabilirsin de. Babaannem beni çiftliğe almaz ki. Ben söylersem izin verir. Gelir misin o zaman? Gelirim tabii. Ne diyorsun? Başka ne isterim ki? Tamam. Ben sana haber vereceğim. Şimdi benim gitmem lazım. Benim nöbetçiler bekliyor. Tamam. Görüşürüz. Dün geceki marifetlerini anlattı mı Suat? Rıza'yı teslim ettiğinizi, ceza almayacağını söyledi. Başka bir şey daha mı oldu? Cezaevi müdürüyle anlaşıp dün gece Rıza'yı dışarı çıkaran Suat'mış. Ne? Çiftlikten ayrıldıktan sonra müdüre teslim etmeye gittik Rıza'yı. Adamla konuştum ben sonra. Bütün bunları yapsın diye tehdit etmiş. Manyak psikopat. Sandığımızdan, düşündüğümüzden daha da tehlikeli olmaya başladı. Çekil. Gel buraya. Çekil. Gel buraya. Çekil! Dila. Sana bir şey mi yaptı o? Dila bak. Dün gece herkes gittikten sonra odama girdi. Üzerime yürüdü. Ayrı yatmam diye tutturdu. Niyeyse bu kadarına cesaret edemez diye düşündüm. Bu kadar ileri gidemez, yapamaz. Yaptırtmam. Sanki yaşadığım her şey normalmiş gibi. Bana dokundukça tiksindim Canan. İttim onu. Elbet bir gün olacak dedi. Elbet bir gün olacak.
düşündüm de haklı. Önümde onunla geçireceğim binlerce, yüzlerce gün var. Ne yapacağım, nasıl katlanacağım? Nasıl sabredeceğim bilmiyorum. Çevremdeki herkesle birlikte ben de batıyorum. Ama bir tek ben boğuluyorum. Of. Bu gece bende kalalım mı ya? Ha? Olmaz. İnsanlar anlayacak diye panikliyor. O yüzden böyle davranıyor. Rıza çıkana kadar böyle olmak zorunda. O kurtulana kadar. Kolay gelsin Azar Efendi. Kolaysa başına gelsin. Ne var, ne istiyorsun? Hancını Efe'den çıkarmışsın. Paramparça etmişsin çocuğu. Başın beladaymış diyorlar. Öyle bir şey yok. Rahat ol sen. Mahkemeye çıktık, saldılar. Tamam? Pek öyle demiyorlar vallahi. Eğer Efecan şikayetini geri almazsa cezası büyükmüş. Maşallah biliyorsun ha. Hukuk profesörü mü kesildin lan sen benim başıma ha? Profesör değilim ama kafam iyi çalışır. Özellikle de bu Efe belasından seni kurtarmak için gayet iyi çalışabilir. Öyle mi? Nasıl olacakmış o? Ben gidip konuşacağım. O da şikayetini geri alacak. Yalnız bir şartım var. Öyle mi? Neymiş? Sultan, mektup mevzusuysa eğer avucunu yala ve buradan dışarı çık. Yok, mektupla işim yok. Derdim başka. Birlik olmamız lazım Azer. Birlikte hareket etmemiz lazım. Bir düşün. Düşmanlarımız aynı. Dertimiz, gücümüz de aynı. Sultan, sen yine hayallere daldın. Kafa gitti senin. Azer. Bak. Bak bir düşün. Dila gelmeden önce biz daha senden evliyken buralarda sadece ikimizin burnusu öterdi. Biz ne dersek, ne istersek o olurdu. Senin işlerin tıkırındaydı. O eski günlerine geri dönmek istemez misin? Hı? Bir düş. Sultan, senin bir hesabın olmazsa bana gelmezsin sen. Ben seni tanırım. Önce Efe'nin şikayet işini hallet. Sonra bakarız. Tamam. Hanımım, tabağına bir şey almamışsın. Ben servis edeyim mi? Gerek yok. Aç dilim, sağ ol. Peki. Karıcığım, günün nasıl geçti? Anlatmayacak mısın? Dila, bari sorularıma cevap ver. Günün nasıl geçti dedim. Bu kadar mı zor, ha? Canan'la buluştum Suat. Bana dün akşamki marifetini anlattı. Bir de utanmadan kendini yırtıyorsun düğünün mahvoldu diye. Her şeyi sen ayarlamışsın. Yasemin, sana bıraktığım paketi getirir misin? Tabii Suat Bey. Sana bir hediye aldım. Düğün hediyesi. Ne karıştırıyorsun sen yine? Bir şey karıştırdım falan yok. Sadece seni mutlu etmeye çalışıyorum. Sağ ol. Sana layık değil ama evliliğimizin anısına kabul et sultanım.
Tamam, tamam. Bir teşekkür yok mu? Yeter, yeter Allah aşkına yeter. Her şey normalmiş gibi davranmayı bırak. Kes şunu. Ben de hediye deyince noterden alacağım belgeyi getirdin zannettim. Rıza'yı kurtaracak belgeyi. Bak ben sözümü tuttum. Sözümü tuttum, sen de tut, tamam mı? Yanılıyorsun. Al işte buyur. Rıza'nın hapisten çıkış vizesi. Anlaşmamızın son mührü. Bir tek Rıza'nın imzası eksik. İmzalaması şart. Bunu da benden başka kimse yapamazdı. Bilesin. Sağ ol Sultan Hanım. Hemşire yapardı ya. Aman be gülüm, elime mi yapışacak, ne olacak? Ağrım var mı? Var ya, var ablacığım, olmaz mı ya? Su destisi kadar serum bastılar, koluma nasıl ağrıyor? Ah gülüm ya. Sana bu ettiklerinin cezasını ödeyecek herhalde Azer Efendi, değil mi Efe? Ödeyecek tabii ablacığım. Mahkemede adalet eninde sonunda yerini bulacak. Sürüm sürüm süründüreceğim Azer Bey'i. He. Yani şimdi Efe, bak sen doğrucu davulsun, bunu biliyor musun? Şimdi bu söyleyeceklerim sana çok ters gelecek ama itiraz etmeden önce iki kere düşünmeni istiyorum. Tamam mı can? Ya ablacığım, sana güvendik diye gene aklın mı çelmeye çalışacaksın? Ne yapacaksın Allah aşkına ya? Ya bir dur Efe ya. Hemen sivrilik yapma gülüm ya. Bak şimdi. Diyelim ki Azer içeri girdi. Senin Azer'i içeri tutturmaktan eline ne geçecek? Hiçbir şey. Bak ben sana diyeyim, Azer'i bir lokmacık tanıyorsam eğer, ya çıkar çıkmaz ilk kişi seni vurmak olacak, dağılmadı o içerideyken birini tutacak, dışarıda seni vurduracak. Ya yok ya, yapamaz ya. Yok ya, yapamaz, öyle bir yapar ki. Vallahi canından olduğundan kalırsın, ben sana diyeyim. Diyelim canını bağışladı, gene hayat sana çok zor. Sen Adana'da barınabileceğini mi sanıyorsun? Nereye gitsen iş bulamayacaksın. Ha diyelim ki buldun, Azer seni gene kovduracak. Ne yapacağım? Ya ne yapak abla? Ha. Efeciğim. Bence para iste. Ne? Para, para. Paran olursa rahat edersin. Hem paranı alır çeker gidersin, hem de bu beladan kurtulmuş olursun. Ya kabul etmez o ya. Ya etmeyip ne yapacak? He? Hem paran olursa bazı şeylere ulaşmam daha kolay olabilir. Misal mesela Yasemin eğer parası olmasaydı o doktora bakar mıydı sanıyorsun? Bakmazdı. O yüzden gel sen benim bu teklifimi kabul et. Hem ben o doktorun da defterini duracağım yakında, sen hiç merak etme. Kabul mü? Kadir. Kadir. Kadir, 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 Kadir. Azer Bey. Durun beyler. Azer Bey özel misafirimiz. Selamun aleyküm. Size nerede kaldığımı söylememiştim. Burayı nasıl buldunuz Azer Bey? Bura Adana, Fransa değil. Bura benim avucumun içi be Kadir. Avucumun içinde bir kaşıntı oldu mu ben hemen bulurum. Sizden korkulur Azer Bey. Estağfurullah.
Duydun marifetini. Bana dediğini yapmışsın. Yaparım demiştim. Sözünün arkasında duran adamların benim başımın üstünde yeri var. Size kendimi ispatladığıma göre artık ortak bir zeminde buluşabiliriz diye düşünüyorum. Hem maşa olup hem maşayı elinle tutamazsın Kadir kardeş. Selam oğullarına bir zarar verilecekse ben veririm. Ortaklığa gerek yok. Birinin canı yanacaksa ben yakarım. Onun için de ortaklığa gerek yok. Ben sana paranı öderim. Sen benim işimi görürsün. Ortaklık yok. Şimdi söyle. Ne istiyorsun? Selam oğlunun aradan çekilmesi size çok para kazandırır. Payımı istiyorum. Kadir, para kolay. Sen de başka bir şey var. De hele bana. Rıza Selamoğlu lazım bana. Bak o olmaz işte. Ölümcül bir hastalığa tutulmuş. Hastalık? Yatağa düşüren cinsten. İnce hastalık gibi bir şey. Öksürten bir şey. İçeriden geberip çıkacak diyorlar. Azer hastalığına tutulmuş Azer. Ben sana para veririm. O kolay. Daha çok para istersen onu da veririm. Ama benim de bazı isteklerim olacak. Onları yerine getir. İstediğin kadar para sana. Bunları yaparım diyorsan buralardan bir yere ayrılma. Benden haber bekle. Anlaştık. Anlaştık. Çay. Dur. Çay söyleyin. Buyurun. Avukat bey. Ben de sizi bekliyordum Dila Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Size bir belge getirdim. Rıza'yı bu davadan kurtaracak belge elinizde. Nereden buldunuz bunu? Onu sormayın. Nasıl bulduğumu da. Bu belgeyi size getirdiğim hiç kimse bilmemeli. Bilhassa Rıza. Biliyorum. Meslektaşımdan böyle bir şey istemek hiç etik değil. Farkındayım. Ama başka çarem yok. Rıza'yı kurtarmanın başka bir yolu yok. Bunu siz de biliyorsunuz. Ben edindim diyeyim. Gerekirse nüfuslu bir tanıdığımın bir iyiliği deyin. Bir şey yapın. Ama imzalatın. Lütfen. Ah, nerede kaldın ya? Seni bekliyorum 2 saattir. Tamam la tamam. Uzatma. Ne oldu? Konuştun mu o haysiyetsiz, şerefsiz, o kabul ediyor mu? Etmeyip de ne yapacak? Etti tabi. Ya sen benim bir işe başlayıp da yarım bıraktım. Nerede gördün Allah aşkına? 100.000 liraya bağladım işi Azer, tamamdır. 100.000 mi? Onun ben... Ya Azer, senin özgürlüğün karşısında 100.000 lira devede kulak ya. Lan oğlum, herif senin tapse tıksıracaktı be. Allah'tan garibanın teki de 100.000'i bir para sanıyor. Bence sen bu fırsatı kaçırma derim. Tamam lan tamam. Nasıl yapacağız bu işi? Onu söyle sen. Ya neyi nasıl yapacağız? Vereceğiz parasını. O da parasını alıp çekip gidecek. Daha sen de bu işin peşini bırakacaksın artık ha. Tamam mı? Tamam mı dedim? Lancık ne ya? Daha ne istiyorsun? Sultan. Fatma'ya dokundu. O bizim helalimize el sürdü sultan. O Azer'in helaline el sürdü. Ben onu bırakmam. Ben onu affetmem sultan. Ya Azer. Senin 3 kuruşluk aklın vardı. O da yandı eridi gitti herhalde ya. Ya oğlum sen saf mısın salak mısın ya? Ya ne işi olur Fatma'nın o garibanla ya?
kesin o yapmamıştır ha. Bak ben kefilim, yapmamıştır. Nereden biliyorsun lan sen ha? Nereden biliyorsun sen? Ya Efe, doğrucu Davud'un önde gidi. Ha yapsa şimdiye kadar 50 kere itiraf ederdi ya. Ayrıca Fatma'nın o çulsuzla ne işi olabilir Allah aşkına? Bence o bu işi böyle kendi dengi biriyle yapmıştır. Mercimeği fırına verip işi pişirmiştir. Lan mercimek fırında ağzının ayarı olsun lan! Pis! Ben şimdiye kadar çözersin diyordum ama... belli ki senin o kot kafan anlayamamış kim olduğunu. Kim lan? Kim lan kim? Söyle! Lan söyle! Vallahi ben doktordan şüpheleniyorum. Hani o bana bakan doktor. Sence Fatma niye getirdi onu buraya? Yok yemin ederim var ya Allah'ıma kitabıma sen kafayı yemişsin kadın. Lan sen istedin ya doktoru. Ya ben ne isteyeceğim doktoru ya? Ben ona git bana doktor mu getir dedim. Ben ona beni hastaneye götür dedim. Doktoru kendi kalktı getirdi. Allah Allah ya. Ayrıca o doktor da hafta 8 gün 9 ağrım olsun olmasın ha buradaydı çiftlikteydi. Ya sen biraz şu kafanı çalıştırsana ya. Hangi doktor hastasının evini su yoluna çevirir? Ha? Anladın şimdi? Bastı mı kafan? Neyse ben çocuk uyanmadan gideyim de Hayri'ye kuyulanmasın. Sen de parayı bulunca haber verirsin ha. Thank you.
Olmaz çünkü senin yaşındaki bir çocuğun orada işi yok. Hem sonra okulundan da geri kalmaman lazım, tamam? Olmaz. Fatma! Fatma hadi kızım çabuk geç kalıyoruz. Geliyorum. Ama şimdi aklım babamda kalacak. Yanında olmak istiyorum. Hadi ne olur bugün geleyim sizinle. Bırak gelsin kız. Nasılsa salıverecekler abimi. O da görsün işte. İyi tamam hadi git gidelim. Çabuk 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 değiştir üstünü çabuk. Ben çıkıyorum. Bir şey diyor musun? Güle güle. Bugün Rıza'nın mahkemesi var. Dava görülecek, Rıza tahliye edilecek. Haberim var. Eğer dava bittikten sonra konuştuklarımızı unutur, aksi bir şey yapmaya kalkarsan ne yapacağımı biliyorsun değil mi? Ne olursa olsun o belgenin sahteliğini ispatlarım. Sonra da Rıza... Yeter! Allah'ın her günü ne olacağını da ne yapacağını da söylemekten vazgeç. Biliyorum. Ne olacağını biliyorum. Bir şey daha var. Mahkemeye gidip Rıza'yı görmeni istemiyorum. Beni utandıracak bir şey yapma. Sen artık Savcı Suat Özdoğan'ın karısısın. Adımını atarken bunu unutma. Unutmak ne mümkün. Sabretmişim. Attığım adımı düşünecek olursan daha fazla sabretmemek için hiçbir nedenim yok. İyi günler karıcığım. Aynı selamı var. Eyvallah. Sayın Mahkeme Başkanı, Rıza Selamoğlu'nun avukatı Halit Bey'in mahkemenize sunduğu belgenin yeni delil olarak incelenmesinin ardından bu davanın yeniden görülmesini talep ediyorum. Buyurun beyefendi. Sizi dinliyoruz. Sayın Mahkeme Başkanı, olay günü müvekkilim Rıza Selamoğlu'nun İstanbul'da olduğu, yaptırmış olduğu işlemlere ait noter imzalı resmi evrakla sabittir efendim. Bu durumda bu suçu işlemesi imkansız olduğundan davanın düşürülmesini ve müvekkilim Rıza Selamoğlu'nun İvedilikle serbest bırakılmasını talep eder. Gereği düşünüldü. Karar. Sanık Rıza Selamoğlu'nun cinayetin işlendiği gün ve saatte başka yerde olduğu delillerle sabit olduğundan beraatine. Cezaevindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından tahliye edilmesine karar verilmiştir.
Bu kim lan? Ne? Alo, Azer. Suat ben. Ha, söyle. Çıkmadan önce seninle konuşacaktım ama evde yoktun. Neredesin şimdi? Ya ne yapacaksın, nerede oldum söyle. Bugün Rıza'nın davası bitiyor. Ama tahliye edilmeden önce cezaevine gönderilecek. Seninkilerin bu işi hemen bitirmesi lazım. Anladın mı? Azer, Rıza cezaevinden çıkmadan... Bu işi bitirmek lazım. Yahu he, sen merak etme, ben adamlarla konuştum, rahat ol sen. İyi. Hadi bakalım. Güzel haberlerini bekliyorum o zaman. Ramazan şurası. Ya bir dakika hop. Bu adam Rıza'yı yaralamıştı. Niye aynı koğuşa getirdiniz? Ben orasını bilemem. Kendi koğuşunda sıkıntı yaratıyormuş. İdare buraya yolladı. Vardır bir bildiği. Abi yanlış yaptık. Cehaletimize verin, gençliğimize verin. Onun koskoca bir Rıza Bey olduğunu bilemedik. Ama gelince elini öperim, af dilerim. Kendimi affettirim abi. İyi bakalım. Bana bak. Burada başka bir sıkıntı istemiyorum. Fatma, bitti mi? Kurtuldu mu Rıza? Bitti, kurtuldu abim. Tahliye edecekler. Hapishaneye geçiliyor şimdi. İşlemleri tamamlayıp salıverecekler işte. Çok şükür. Bir terslik olacak sandım. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Çok şükür kurtuldu artık. Hiçbir terslik olmadı, hiç merak etme. Sen olmasan olmazdı. Biz senin hakkını nasıl ödeyeceğiz? Verdiğin sözü tutacaksın. Söylediklerimi unutmayacaksın. Yoksa hepsi boşa gider. Rıza kurtuldu ya. Artık hiçbir şeyin bir önemi yok. Tamam. Görüşürüz. Baba biz kazanacağız diye. Demiştim. Oğlum. Anne. Allah sonunda yüzümüze gül. Kavuştuk artık. Hadi cezaevinin kapısına görüşürüz, tamam mı? Tamam. Baba seni almaya geleceğiz. Kızım benim, aşkım. Hadi görüşürüz. Oğlum orada olacağız. Avukat gibi avukat olunca işi böyle bitiriyor. Kalsa oğlumu idama götürecekti. Kurtuldu baba. Rüyamda görmüştüm ben zaten. Hadi cezaevine geç kalma. Selamünaleyküm arkadaşlar. Rıza. İşin. Ne oldu dava? Hadi be, yapma be. Darısı başına Kemal. Ne? Tahliye oldu. Hayt be. Ben demiştim sana Rıza. Demiştim ben. Eyvallah.
Beyler. Bugün koğuşumuzun bayram günü. Rıza Selamoğlu bugün tahliye oluyor. Hakkıyla uğurlamak lazım. Arkadaşlar darısı başınıza. Allah hepinizi tez zamanda kurtarsın inşallah. Beyim selametle git. Hayırlı olur inşallah. Dayı. Sağ ol. Sağ ol. Sen ne istiyorsun? Ne? Beyim senin gibi değerli bir insana biz hata ettik, kusur ettik. Cehaletimize var. Beni affetmeni istiyorum. Eğer izin verirsen elini öpüp barışmak ve helallik almak isterim. İyi. Af dileğine sırt dönmek olmazmış gel. Tamam, tamam. Arıza nasıl akıllı oldu? Olmaz değil mi avukat bey? Bu saatten sonra hiçbir şey olmaz. Bitti bu iş. Prosedürleri hallediyorlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun yarabbim. Hadi. Ne kadar uzun sürdü hala. Niye hala çıkartmıyorlar? Kağıt işi işte Melisciğim. Hallolur birazdan. Kazandık ya, sen ona bak. Avukat bey, niye hala bırakmadılar Rıza'yı? Vallahi ben de anlamadım. Şimdiye kadar çıkması lazımdı. Cezaevi müdürüm. Allah Allah. Ben bir konuşayım şunlarla. Avukat bey. Müdürüm hayırdır? Şimdiye kadar çıkması lazımdı Rıza Bey'in. İşlemlerde bir problem mi oldu? Müdür bey, ben Rıza Selamoğlu'nun annesiyim. Niye oğlumu hala bırakmıyorlar acaba? Anlat oğlum. Anneciğim, yani nasıl anlatayım? Mahkumlar Rıza Bey'i uğurluyordu. Bütün koğuş ayaktaydı. İçlerinden biri bıçak çekti. Sonra da bıçakladı Rıza Bey'i. Sen ne diyorsun? Rıza Bey kanlar içinde yere yığıldı. Hemen alıp revire götürdük ama... Maalesef Rıza Bey'i kurtaramadık Melike Hanım. Ne oluyor orada? Ne bu haliniz?
nerede? Bela abi. Cevap ver, Rıza nerede? Abim.